Allah seni versin. Tamam abi, bir şey daha konuşalım. Ben sana basın açıklaması bir daha atacağım. Tamam. Tamam, tamam olur. Neyse, ben öyle uzaktan elinizi sallamayın. İtiraz etmeye yetkili kişiler gider, diğerleri kalır. Biz hiçbir yere gideriz. Hiç götüremezsiniz. Hayır. Her yerde bizim demokratik hakkımız var. Yürüyüş hakkımızda engelleyemezsiniz. Yetkili kişiler gider. İçeri girer. Bakın. İtirazı yapar, geri gelir. Bizim bu hakkımızı engelleyemezsiniz. Yetkili kişiler suç işliyor. Yetkili kişiler itiraz etmeye hak. Yetkili kişiler itiraz etme hakkı vardır. Sadece yetkili kişiler yürüyebilir. İç seçimin önünde gidemezsiniz. Yürümemizi engelleyemez. İç seçimin önünde gidemezsiniz. Sadece yetkili kişiler itiraz eder. Reşi olmuyor olur ya. Sokağa çıkma yasağı mı? Allah Allah. Vatandaş olarak diyemezsiniz. Gülistan bir kere atacağım bakanlığı. Edilmediğinde bile, edilmediğinde bırakmadınız. Edilmediğinde dahi bırakmadınız. Biraz da yetkili kişiye gidebilir. Hayır ama kitleyle bak. Kitlenin teminatını verdik size. Biz o kitlenin hiçbir şekilde taşkınlık yapmadan, trafiği aksatmadan gideceğini söyledik. Bizim hakkımız engelleyemezsiniz. Yürüyüş yapılamaz. Adliye önüne gitmeyin. Buna önünü ne alakası var adliye önüne? Siz diyaloğa kapalı birisiniz. Siz bu noktada gerçekten çok agresif davranıyorsunuz. Zaten itiraza yetkili kişiler gittiği noktada biz boşluk hizmet istemeyiz. Tamam, zaten bunu zaten söylemeyiz. Söylemeyiz. Ama kitle konusu. Söylemeye gerek yok. Bu kit, bak bütün şehirlerde, bütün ilçelerde. 2911 burada var, başka Uludere'de yok mu? Yok mu Uludere'de? Burada var, ben de onu yürüyeceğim. Şırnak'ta yok mu? Başka yerlerde yok mu? 2911'i tutmuşsunuz ama 2011 ben milletvekili olarak yasayı çiğniyorsunuz. İhlal ediyorsunuz. Bu kursuzluk yapıyorsunuz. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Şimdi şey var mı? Sokağa çıkma yasağı veya görüş gösteriyi. Polemiğe hiç girme. Var mı yok mu? Elbise var mı? Polemiğe girmiyor. Yasa bulmayın. Polemiğe girmiyor. Hayır. Ama bizim parti olarak demokratik hakkımız nedir? İtiraz yapmaktır. İtiraz yapmaktır. Bir basın açıklaması da istediğimiz yerde istediğimiz şekilde değil. Adli yönlerinde değil. Devlet binaları önünde yapamazsınız. Yasa. Devlet binası tanemde kalıyor, biz ne beraber? Biz başlara sürüyoruz. Bütün engellemeleri yazalım. Bütün sırlarımıza rağmen. Bütün buna rağmen biz burada belediyeyi kazanmışız, almışız. Hukuksuz bir biçimde sizden alınmış. Yarın yapılsa yine alacağız. Bu da size derdim. Ben halka hakaret ediyorum. Ben yere küfür etmiyorum.
Ya sen burayı karıştırdın, bakacağım ikramlara. Ortada hiçbir şey yok. Bir basın açıklaması yapacağız. Yasal hakkımızdır, onu da engelliyorsunuz. Yasal hakkımızı engelliyorsunuz. Seçimden sonraki iki gün 31 Mart'ta biz AKP'yle Nezrat Hanlay'la ekibiyle yarışmadık. Biz polisle yarıştık. İşte burada gördüğünüz bize saldıranlar da burada gördüğünüzlerin valisiyle cebelleştik. Bizi vekilimizin randevusunu bile kabul etmeyenlerle. Nezrat Hanlay burada bize saldıranların vekiliydi, başkanıdır ve burada 600 kişi, 650 tane öğretmen okulu adı altında Rize'den, Trabzon'dan, Yozgat'tan, Bulgaristan'dan kim ne idüğü belirsiz, kimin çocuğu olduğu belirsiz kişiler getirip bunlarla seçimi kazandı. Nezrat Tanlay Bitlis halkının iradesi değildir. Nezrat Tanlay Bitlis halkından oy almamıştır. Her sandıkta Bitlis halkının kullandığı, oy kullandığı her sandıkta Nezrullah Tanlay sandığa gömülmüştür. Kumbüs'te, Abik'te de, Hüsrev Paşa'da da, mahalle başında da, Sapkur'da da en güçlü oldukları düne kadar sandığa gömülmüştür. Nezrullah Tanlay Bitlis halkının gözünde meşruiyetini yitirmiştir. Nezrullah Tanlay'ın seçmeni o bize saldıran, provokasyon yapan polistir. Nezrullah Tanlay'ın seçmeni bu listede yarın öbür gün açıklayacağız. Nereden geldikleri belli olan bir tanesi Bitlisli olmayan, burada oturmayan, dün burada olmayan, öğrenci olmayanların tarafından kullanılan oylardır. Bitlis halkı elbette bunun hesabını soracaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. Halkımızla birlikte ilçe seçim kuruluna yürüyerek demokratik hakkımızı kullanıp itiraz dilekçelerini dileriz. Zaten gerekçelerini nezir vekilimiz açıkladı. Ancak emniyet güçleri bizim yürümemizi engelledi. Hedef gözetmeksizin bizlere saldırdılar. Hem vekilimiz, Ceylan vekilimiz, hem Bizgin vekilimiz hedef alındı. Bunun kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktu. Bu hukuksuz bir uygulamadır. Biz emniyet güçleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. En demokratik hakkımızın bile kullanılmadığı bir ortamdayız. Zaten seçimin ne şekilde alındığı açık, ayan beyan ortadadır. Seçimi bu devlet güçleri zorla aldılar. Biz burada bir siyasi partiyle yarışmadık. Biz devletle, devletin valisiyle, emniyet müdürüyle, müftüsüyle yarıştık. Bütün kolluk kuvvetleriyle yarıştık. Hukuksuz,
adil olmayan bir yarıştı. Onun için sonucunu da kabul etmemiz mümkün değildir. Halkın iradesi sandığa yansımamıştır. Bu noktada üzerimize düşen bütün yolları, demokratik yolları, yasal yolları deneyeceğiz. Halkımızın iradesinin kimsenin çalmasına, ayak altına almasına izin vermeyeceğiz.